Şimdi konuya karıştırmayayım. Bir Bülent Bey'den görüş almak istiyorum. Bülent Bey, yapılan yorumları dinlediniz ama şu anda da saldırganın HDP'ye geliş görüntülerini görüyorsunuz. Yan hemen ekranda. Bülent Bey, siz bize bir değerlendirme yapın. İlk ifadeleri neyi işaret ediyor? Bu soruşturma hangi boyutlarla devam etmeli? Ne öngörüyorsunuz? Şimdi öncelikle bu bir siyasal cinayet. Yani bunun ismini böyle koymak lazım. Hı hı. Siyasi bir cinayet ve siyasi sayıklarla yapılan bir cinayet. Şimdi saldırganın profilinden saldırıyı kimler yaptırdığı, kim yaptırdığı bulmak çok kolay olmuyor. Türkiye'de bu tür siyasal cinayetlere baktığınızda aslında bu cinayete giden yol biraz da yaratılan iklimden kaynaklanıyor. Yani işte tarihi biraz eskiye götürürsek Amasya Baro Başkanı Ali Günday, sonra Danıştay Başkanı Mustafa Yücel Özbilgin, işte yakın tarihte Hrant Dink cinayeti, en yakın tarihte Karlov cinayeti. Baktığınız zaman bu cinayeti işleyenlerin kimlikleri üzerinden bir değerlendirme yaptığınız zaman aslında bizi çok sağlıklı noktalara götürmüyor. Yani o iklimi yarattığınız zaman o iklim içerisinde sürekli bu tür cinayetleri işleyen kişiler çıkabilir. Ama HDP üzerine baktığınız zaman da uzun süredir HDP üzerinde HDP'yi şeytanlaştıran ve HDP'ye yapılan her muamelenin meşrulaştırdığı bir ortamı Türkiye yaşadı. Biraz bu cinayeti hazırlayan şey bir kırmızı pazartesi gibi düşünmek lazım. Yani HDP'ye karşı kullanılan dil mi burada? Evet, yani bu yaratılan iklim, bu dil sonuçta bu tür provokasyonların da oluşmasına bir zemin hazırladı. Yani saldırganın kimliğinden ziyade bence bu ortamın, bu iklimin tartışılması daha doğru olur. Ama bu bahsettiğiniz daha çok bireysel saldırı ise öyle ama, olmaz mı? Şimdi geçmişe de ben kıyasla baktığımda bazen dil, bahsettiğiniz dil böyle bir işte bireysel harekette neden olabilir ama iki, ama bakın Türkiye'yi ne zaman karıştırmak isteseler bir takım saldırılar ve suikastler düzenlenir. Mustafa Yücel Özbilgin cinayetinde işte o dönemde Danıştay'ın türbanla ilgili vermiş olduğu kararlardan dolayı Danıştay sürekli olarak hedef haline getirildi ve bir takım güçlerin organize ettiği bir yapı geldi Danıştay'ın içinde. Bir takım güçlerin organize ettiği bir yapı ama. Yapı tabii. Yani onu sonradan anlıyoruz ama. Yani bu özellikle 15 Temmuz sonrasında Fethullahçı yapının Türkiye'de yaratmak istediği iklim ve o iklim üzerinde hükümetle bir takım ilişkileri daha geliştirmek için tertiplediği, organize ettiği bir cinayet olarak ortaya çıktı. Ve sonrasında da biliyorsunuz o cinayeti Fethullahçılar götürüp Ergenekon'a bağladılar. Ve hatta saldırganın birisi itirafçı oldu ve bu saldırganı serbest bıraktılar yani. Ya bu çok yakın tarihte oldu. Ha, buradan söylemek istediğim şey şu. Siz işte bir iklim yarattığınız zaman o iklim içerisinde bu tür insanlar çıkabilir. Ama burada saldırganın kimliğine baktığınız zaman kimlik sıradan bir kimlik değil. Yani bir kamu görevlisi, kamu görevlisinin görevinden ayrılmış. Belli ki belli bir kültür düzeyinde, belli bir eğitim düzeyinde sıradan birisi değil. Silah eğitimi alıyor. Ve ilk ifadesine baktığın zaman ilk ifadesi çok sıradan verilmiş bir ifade değil, profesyonel, hazırlanmış. Bir dakika, nasıl böyle düşündünüz? Yani bize anlatın ki anlayalım biz. Şöyle mesela, size bir şey olsun. Ya şu görüntüye de bakın bence konuşurken. Adam bence profesyonel arkadaşlar. Yani bakın Bülent böyle devam etsin. Ya adam kararlı, bakın çok soğukkanlı. Tabii tabii. Ve sanki böyle... nasıl diyeyim, bu işe hazırlanmış ya. Şimdi bir katliam yapmaya giden insan bu kadar rahat olabilir mi? Adeta bir film izliyoruz değil mi? Elinde bir çanta, yani eldivenleri var. Eldivenleri bile var yani. Bir spor eğitimi de almış. Gayet rahat iniyor, yürüyor. Yani bir altyapı hazırlıyor kendisine. İşte ben sürekli bir PKK'lıyı öldürmek istiyordum. İşte sosyal medya üzerinden ailesine o taraftan gelen hakaretler olduğunu... Yani bunların, bu ifadelerin hepsi profesyonel ifadeler. Önden hazırlanmış yani. Hazırlanmış. Yani yakalandığım zaman ne tür bir ifade vereceğim, bunu nasıl meşrulaştıracağını da anlatıyor. Ve tabii Türkiye'de maalesef bu tür siyasal cinayetlerin hepsinin arkasında
bir yani Türk milliyetçiliğine sığınmak ya da Türk milliyetçiliğini arkasına alıp gibi. O bayrağın arkasına saklanmak sanki bayrak bütün alçaklıkların üstünü örtüyormuş gibi bir pozisyona sokuyor. Ve oradan bir meşruiyet yaratmaya çalışan bir profil görüyoruz. Ben bütün bunların profesyonel olduğunu düşünüyorum. Yani öyle sıradan evde HDP'li birine ya da PKK'lı birine kızıp da gidip HDP il binasını basmış da orada bir cinayet işlemiş bir adam değil. Tamamen önceden hazırlanmış, kurgulanmış. Hatta yani HDP'lilerin açıklamalarından anlıyoruz ki adamın asıl hedefinde daha büyük bir kitleyi yok etmek 40 var. 40 kişi. O da tamamen tesadüfen yapılan bir şey. Şimdi bakın bu HDP saldırısı tabii ilk defa HDP'nin başına gelmiyor. Türkiye'de bu tür saldırılar ilk defa olmuyor ama iklime bakmak lazım. Yani hatırlar mısınız Akın Birdal İnsan Hakları Derneği Başkanı'ydı. O dönemde tabii. İnsan Hakları Derneği'ni bastılar. Orada büyük bir şey yaşandı. Yani Akın Birdal çok böyle... 1998 evet, yılında. Yani şeyle kurtuldu ve çok ağır yaralandı. Şans eseri ama kurtuldu. Ama o yaratılan iklim insanları Türkiye'de toplumu buraya... toplumun içerisindeki hastalıklı ruh hallerini buraya kanalize edebilir. Bence bunu tartışmamız lazım, bunu konuşmamız lazım. Hı-hı. Ama bunun bir provokasyon olduğu kesin. Yani şöyle, Türkiye'de baktığınız zaman son yıllarda PKK'nın yurt içerisinde silahlı eylemlerinin neredeyse bitme noktasına geldiği, hemen hemen olmadığı, ülke içerisinde PKK'nın silindiği, ve çok ciddi bir mücadele sonucunda aslında hem bölgede hem Türkiye'nin genelinde bir huzur ortamının oluştuğu. Ama sanki birileri Türkiye'de bu işin bitmesini istemiyor da bu iş devam etsin. Ve bu bunun üzerinden toplumların, halkların birbiriyle çatıştığı bir çatışma ortamına, iklimine, kültürüne tekrar ülkenin teslim edilmesini isteyen bir düşünce olduğu gibi bir izlenim ediniyorum. Yani bölgenin İzmir olması, özellikle İzmir'in seçilmesi, tam da bu HDP kapatma davaları söz konusuyken işte önümüzdeki dönemde yapılacak seçimde HDP'nin hangi ittifak içerisinde yer alacağı, duruşunun ne olacağı, bütün bu tartışmaların içerisinde böyle bir cinayetin, siyasal cinayetin işlenmesi sıradan bir şey değil yani. Mutlaka arka planının hesaplanması, hesaplanıp yapılan bir cinayet olduğunu düşünüyorum. Olası hesap nedir burada? Yani şimdi hakikaten dediğiniz doğru. İşte HDP kapatma davası var. İçeride eylemler neredeyse sıfır noktasında. Ama diğer yandan İzmir seçiliyor. Yani nasıl bir kafa, şimdi nasıl burada, bir plan vardır burada bunun arkasında? Şu hesaplanmış olabilir. Şimdi bunu cinayeti işleyen kişi bunu hesaplamaz ama o kişiyi cinayete götüren, onun zeminini hazırlayan, onu azmettirenler, ona yol verenler Türkiye'de HDP'lileri sokağa dökerek bir çatışma ortamı yaratarak şimdi Türkiye'de bir şu anda bir siyasal çatışma ortamının yaratılmasında en fazla kim faydalanabilir ya da bu kimin işine yararsa bence oraya bakmak lazım. O anlamda genel olarak Türkiye'nin içinde girebileceği bir çatışma ortamı Türkiye'ye çok ciddi zarar vereceği için bunu hesaplayanlar bence bunu da hesaplamışlardır. Yani HDP'nin burada tabii çok aklı selim davranması lazım. Yani asla kendi tabanını sokağa yönlendirecek, sokağa çekecek ve bunun işte karşı şekilde bir çatışma ortamına götürecek şeylerden uzak durmaları lazım. Yani burada devletin de yapması gereken bir takım şeyler var. Buradaki bu saldırganla ilgili bütün ayrıntıları, bütün ilişkilerinin hepsinin tek tek ortaya çıkarılması lazım. Şeffaf, ve, hızlı açıklamayla, tabii. Yani, hızlı bir soruşturmayla. Kimlerle herhalde. Oturuyor, kimlerle kalkıyor, kimlerle görüştü, nereye gitti, bu adamın yurt dışına, Suriye'ye gidiş gelişleri, oradaki faaliyetleri nedir? Bütün bunların ayrıntılı bu olarak ortaya Suriye çıkarılması lazım. Suriye konusunda şöyle, gönüllü olarak gitmek isteyen bütün kamu personeli oraya gidiyormuş tabii. Doğal olarak herkes gönüllü olarak gitmek istemeyebilir. Bu muhtemelen gönüllüdür. Önce gönüllülere mi veriliyor? Tabii. Yani sen kamu çalışanısın diyorsun ki ben Münbiç'e Suriye'ye gidip çalışmak istiyorum. Zaten gitmiş geri dönmüş. Bir doktor arkadaşım yazdı bana da mantıklı geldi. Diyor ki askerlik yapmadıysa bunda diyor muhtemelen hani bipolar kişilik bozukluğu ya da başka bir psikolojik bir sorunu da olabilir diyor. Zaten bu tip eylemleri yapan insanların da genelde bunlardan seçildiğini biliyoruz. Hande bak şimdi bizim yakın tarihimiz 80'lere 80 öncesine gitmeyeceğim. Sadece 90'lardan birkaç örnek vereceğim. Şimdi
Sivas katliamına imza atıldı. Bence o da yine Türkiye'yi karıştırmak için yapılmış bir katliamdı. 3 gün sonra Başbağlar'da başka bir katliam yapıldı. Orada Alevi-Sünni çatışmasını körüklemeye çalıştılar. Gel 95 yılına Gazi Mahallesi olaylarına bak. Büyük bir provokasyondu. Orada yine hedef Alevi vatandaşlarımızdı. Onları bir şekilde provoke etmeye çalıştılar. İşte az önce Bülent Bey'in verdiği örnek, Akın Birdal'a yapılan suikasti düşün. Yani bütün bunları üste koyduğumuzda bizim ülkemizde maalesef birileri bu yöntemlerle her zaman bizim toplumsal barışımızı hedef aldı. Yani biz buna aşinayız. Bu ülkede yaşayan herkes bu olayları zaten biliyor. Akın bir de Hrant Dink olayını ben şundan örnek verdim. Ya çok benziyor. Şimdi ben reklam arasına bakacağım. O gün Samast yakalandığındaki ilk ifadesine bakın. Şöyle yapalım. Muhtemelen aynı şeyleri söylüyor. Kendisinin bireysel olarak yaptığını söylüyor. Şöyle yapalım. Tabii, o görüntüleri tekrar verelim. Elimizde hangi görüntüler varsa da. Şimdi sevgili izleyiciler, emniyet yetkililerinden aldığımız bilgilere göre diyeyim ve bir takım bilgileri sizlerle paylaşayım. Şüphelinin tüm bağlantıları en ince ayrıntısına kadar araştırılıyor. Bunun altını çizelim. Olay yerine kesinlikle tek başına geliyor. Tabii şöyle, İzmir'de aslında çok hızlı ve çok hassasiyetli bir soruşturma yürütülüyor. Şu an görüyorsunuz. Bu ilk bulgular, yetkililerden aldığımız bilgilerde şöyle, CNN Türk'te altını çizelim. Şüphelinin tüm bağlantıları en ince ayrıntısına kadar araştırılıyor. Olay yerine, şu anki bilgi bu, kesinlikle tek başına geliyor. Olay yerine elinde bir çantayla geliyor. Zaten görüyorsunuz bu çantayı. HDP İl Binası 32 ofisin bulunduğu bir iş merkezi. İzmir'in en kalabalık caddelerinden birisi. Binaya yani bir gün içinde yüzlerce kişinin girip çıktığı da ifade edilebilir. Bina dışında sürekli görevli sivil polisler var. Yani 24 saat oradalar. Bu önemli bir bilgi. Silah sesi üzerine İlk müdahaleyi sivil polis yapıyor, sivil polisler yapıyor. Binadan hiçbir şey yokmuş gibi ayrılırken polisler durdurup ters kelepçeyle yakalıyorlar. Emniyet yetkililerinden bir kere daha isterseniz tekrar edeyim. Emniyet yetkililerinden aldığımız bilgiler, ilk bulgular neticesinde şüphelinin tüm bağlantıları en ince ayrıntısına kadar araştırılıyor. Olay yerine kesinlikle tek başına geliyor. Olay yerine elinde bir çantayla geliyor. HDP İl Binası 32 ofisin bulunduğu bir iş merkezi. İzmir'in en kalabalık caddelerinden birisi. Binaya günde yüzlerce kişi girip çıkıyor. Bina dışında sürekli görevli sivil polisler var. 24 saat oradalar. Silah sesi üzerine ilk müdahaleyi sivil polisler yapıyor. Binadan hiçbir şey yokmuş gibi çıkarken polisler durdurup ters kelepçeyle yakalıyorlar efendim. Şimdi o binanın önünde sürekli sivil polisler, yani koruma amaçlı herhalde binayı, yani HDP'yi muhtemelen. Tabii muhtemelen. Çıkarken mi yakalıyorlar? Yani şimdi içeride çünkü bayağı uzunca süre bir eylemini sürdürdüğünü biliyoruz, eğer yanlış değilse. Hani yangın tüpüyle yangın çıkarmaya çalışıyor, işte gürültüler oluyor, cam kırılıyor vesaire. Yani polisler müdahale etmemişler mi acaba, yoksa olay kısa mı sürdü? Şimdi yani saldırgan binayı terk ederken mi? Yani ekrandan da takip ediyorlar anladığım kadarıyla, yetkililerden bahsediyorum. Evet, doğru bir soru. Yani acaba ses duyulup yukarı mı çıkılıyor? Bundan şöyle, bilginiz var mı sizin? Eylem sonrası kullandığı silahı çantaya koyarak olay yerinden ayrılırken polislerce yakalanıyor. Adam profesyonel ya. Bir insan yani öldürüyor. Evet, hiçbir şey, bak, hiçbir şey yokmuş gibi ayrılırken, evet. Ben de buradan yöneltiyorum ama hiçbir şey, bu soruyu tekrar. Yani acaba eylemini yaparken dışarıdan o ses duyuldu mu? Polisler silah öyle sesi müdahale duyulmadı etti. Mı yani? Silah sesi duyulmadı mı? Ne kadar sürdüğü, çünkü uzun sürdüğü mü ifade ediliyor? Ne kadar sürdüğünü bilmiyoruz burada. Çıkarken sadece, yani evet, çıkarken mi yakalandı, yoksa binadan o ses duyuldu ve polisler oraya mı gitti? Bir de çıkarken niye yakaladılar? Hani silahı da çantasına koymuş gidiyor. Hani, ne yapacaklar, bıraksınlar mı? Girerken fark edilmiyor da çıkarken niye fark ediliyor? Şimdi yani olaydan, bak, bir dakika. Hani silah şöyle, patlayınca 32 ofisin edilmemesi bulunduğu bir iş merkezi, sürekli insanlar, yüzlerce insan girip çıkıyor bina. Şimdi herhalde şöyle algılanmış olabilir, yani bu kişi işte buraya iş merkezi normal 32 ofisten birine geldi diye bakılmış olabilir. Gerçi daha önce de gelip gidiyor bu binaya. İngilizce kursuna gelip gidiyor. Ya, İngilizce kursuna gelip gidiyor. Daha önceden de.
Evet, yalnız bir iş ben, ana. Yani evet. Bunu unutmayalım. Özel bir bina değil. HDP'ye ait özel bir bina değil. Sen biliyorsun mu binayı? Biliyorum. Özel bir iş ana 32 tane. Yok, burası muhtemelen... Hayır hayır Hande, bir de şu var işin boyutu. Şimdi İngilizce kursuna kayıtlı ya binada. Evet. Daha önce de gelip gitmiş bina. Yani sivil polisler de hani binaya daha önce de girdiğini çıktığını ya, gördükleri Bey, bir kişi de olabilir. Orası İzmir'in en işlek caddesi. Yani orada... O nedenle de hani dikkat çekmemiş olabilir. Ama yalnız ben şöyle... görüntüye bakınca Melik çok özür diliyorum. Ya kesinlikle evet. Bir profesyonel, tabii, çok yani... soğukkanlı bir insan öldürmüş. Sonra silahını çantasına koyuyor. Amerikan filmlerinde hani suikastçı filmleri vardır ya. Uzun menzilli tüfekle. Evet. Leon filmi de var işte. Ha, yani profesyonelce şimdi, böyle. Yani peki, kesinlikle... Silah ruhsatını nasıl almış? Evet, o da enteresan. Yani her kamu görevlisine silah ruhsatı vermiyorlar. Silah belli. Ruhsatı, evet, bulundurma ruhsatı varmış. Yani belli. Nasıl silah ruhsatı almış? Hatta tam çok... tarihi de var. Tartışmalı. 2021 Mayıs ayında. 2021 Mayıs ayında bir ay mı önce, almış? Bir ay önce. Bir ay önce. Bir ay önce mi oluyor? Evet, bir ay önce. Ya memuriyetten de istifa ettikten sonra. 2021 yılın tabii Nisan ayında istifa ediyor. Nisan Mayıs ayında silah ruhsatı da alıyor. Haziran'da bunu gerçek. Galiba şimdi, daha önceden bulundurma var, bu taşıma mı alıyor? Öyle yok galiba. Bulundurma. Silahı da yeni ediniyor zaten galiba değil mi? Yeni satın almış. 3500 liraya mı almış? Öyle bir şeyler de var. Efendim? Silahı da 3500 liraya falan yani almış. Bu basit bir o da var, o da var. Kesinlikle bu şimdi, bence şimdi bir hani, provokasyon tetiklemek için. Bu adam daha önce, geçen yıl Suriye'ye gitmiş. Sosyal medyasında işte böyle hani ağır makinalı tüfeklerle silahlı pozları var. Geldi o fotoğraflarda zaten şu şeydi, an. Evet, şimdi böyle poz veren bir kişi Nisan'da devlet memuriyetinden istifa ediyor. Emniyete başvuruyor. Mayıs'ta istifadan bir ay sonra silah ruhsatı alıyor. Şimdi Bülent Bey diyor ki normal her memura bile verilmiyor silah tabii ruhsatı canım. Buna nasıl verilmiş? Yani üstelik de memuriyetten yeni istifa eden bir kişiye, böyle de bozuk kişilikli bir kişiye silah ruhsatı nasıl verilmiş? Kocaman bir soru işareti. Yani bence. Böyle bir sistemimiz var mı yani? Şu tarihte istifa etti, buna vermeyelim falan. Böyle ince hayır. Detay bakılıyor mu herkese? Keşke bakılsa, o ayrı da. Silah ruhsatı alabilmek için belli, herkese verilmiyor. Belli koşulları taşımak lazım. Yani her kamu görevlisi alamaz. Hani her vatandaş da alamaz. Her vatandaş yani. Da alamaz. Sonuçta çok ciddi araştırmalar yapılıyor ve işte vali, yani illerde valinin takdirinde. Öyle basit değildir yani, siz gidin silah ruhsatı almaya, öyle çok kolay alamazsınız yani. Yani güvenlik tehdidi oluşturmayacağı kanaatine varılan ama kişilere şöyle, silah ruhsatı verilir. Adam hazırlanarak geliyor yani işte. Ya zaten arkasında bir yapı varsa yapı var yani, herhalde benim... o silahı alması, ruhsatı alması ve benzeri de ona göre tabii, organize tabii. Edilmiş. Tabii, bunları tabii. Biz geçmiş yıllarda gördüğümüz için söylüyorum evet, yani. Evet, tabii canım. Yani muhtemelen çevresindeki ifadeler çıktığında bu işi yapacağını muhtemelen çevresindeki insanlara bile söylemiş olabilir yani. Şimdi muhtemelen yani, telefon kayıtları, kimlerle temastaydı, evet. Banka kayıtları ve benzeri değil mi? Evet. Tüm bunların hepsi soruşturuluyor ve mercek altında. Evet. Evet. Bunun hani anlamı var mı bilmiyorum ama hani şey Ruger silah ve 10 mermi ayarlamış. Yani bunu ben çok silahtan anlamam da, hayatımda askerlik için elime silah almadığım için. Yani 10 tane mermi koymuş, planlamış ve ben önüme gelen herkesi öldürecektim. Şarjöründe mi 10 mermi var, yanında mı 10 mermi var? Şöyle diyor, Ruger silah, bu silaha da 10 mermiyle olay yerine gittim. Yani zaten şarjörü... Çantasında da acaba yedek mermiler var mı değil mi? Bilmiyorum. Ya da çantada ne var? Yani, bunlar hepsi herhalde zaman içinde paylaşılacak. Ama şimdi bir yandan da şöyle soru işareti peki. Var Hande. Ya şimdi bunu tabii hani biz şu anda mesela sorularla ilerleyebiliyoruz. Elimizdeki bilgiler evet. Doğal olarak sorularla ilerleyebiliriz. Bu eğer bu kadar hani şeyse, profesyonelse ya da profesyonel bir ilişki ağının sonucu bu saldırı eylemi gerçekleştiyse mesela binada o saatte sadece bir tane işte görevli yani yemek ve çay işiyle uğraşan bir görevli var. Yani mesela en kalabalık saat yani da atıyorum işte il yönetiminin olduğu saatler günleri bilmez mi eğer hani bu kadar izlediyse. Çünkü diyor ki izledim. Yani İngilizce kursuna yazıldım ve yer belirlemek için izledim. İzlediysen hani sadece bir kişinin olduğu, o da görevli yani orada da bir tuhaflık yok mu? Hande bu arada sen okudun da Devlet Bey sıralı tweetler atmış. Bence şu tweeti önemli. Onu okumak okumamış istiyorum mi? Müsaade edersen. Ben böyle okumadım mı? 8-10 tane tweet var. Ha, bak, diyor evet, ki, gözden kaçırmış olabilir. Yani bence şu önemli. Katilin daha önceden çektirdiği fotoğraflarının birdenbire nasıl tedavüle sokulduğu,
buna kimlerin ön ayak olduğu, meselenin hangi odaklar vasıtasıyla Türk-Kürt ihtilafına taşınmak istendiği adaletin başlıca konusu olmalıdır. İnanıyorum ki Kürt kökenli kardeşlerim oynanan oyuna ve kurulan tuzağa düşmeyeceklerdir. Ama açık kaynak değil mi? Yani sosyal medyasına koymuş. Peki ben biraz daha bilgi vereyim bu sosyal arada. Sosyal medyadan şöyle yapalım almıştır. Mı? Çok özür dilerim. Şimdi silah sesi üzerine sivil polisler için. Şimdi şöyle başlayalım isterseniz. HDP il binası tek başına HDP'ye ait bir bina değil. 32 ofisin bulunduğu bir iş merkezi İzmir'in en kalabalık caddelerinden birisi. Aynı binada yanlışım varsa düzeltin. Saldırganın İngilizce kursu da aynı binada yer alıyor. Giriyor içeri gördüğünüz görüntülerle taksiden iniyor. Silah çantasıyla elinde eldivenleriyle içeri giriyor. Silah sesi üzerine önce sivil polisler içeri giriyorlar. Fakat kapı kilitli. Sivil polisler özel harekata haber veriyorlar. Binanın dışında yani caddede sivil polisler zaten düzenli olarak görev yapıyorlar. Edindiğimiz bilgi bu yönde. Ve ilk müdahaleyi de sivil polisler yapıyorlar. Silah sesi üzerine sivil polisler içeri giriyor. Kapı kilitli. Sivil polisler özel harekata haber veriyorlar. Polisler kapı önünde tedbir alırken o sırada sakin bir şekilde dışarı çıkıyor. Bu çok enteresan değil mi Bülent Bey? Şimdi sivil bakın. Silah sesi üzerine sivil polisler içeri giriyor. Kapı kilitli. Sivil polisler özel harekata haber veriyor. Polisler kapı önünde tedbir alırken o sırada sakin bir şekilde dışarı çıkıyor. Özel harekatta başka birilerinin olma ihtimali üzerine operasyon düzenliyor. Çünkü o anda belli ki yani şimdi biz bunu buradan görüyoruz. Tek başına geldi şöyle böyle de kaç saat sonra söylüyoruz. Ama o an için polis her türlü olasılığı düşünmek zorunda. Özel harekatta başka birinin olma ihtimali üzerine operasyon düzenliyor. Polis HDP görevlilerinden anahtar temin ederek kapı açıyor. Başka kimseye rastlanmıyor ve Deniz Poyraz'ın öldürüldüğü anlaşılıyor. Yani şimdi bu tabii şöyle, edindiğimiz ilk bilgiler sevgili izleyiciler bu çerçevede. Şu anlaşılıyor ki adam bu saldırıyı yaptıktan sonra yakalanmayı düşünmüyor yani. Teslim olmayı düşünmüyor. Kaçmayı da planlıyor yani. Ve çok soğukkanlı bir şekilde silahı toplayıp. Ya da bu kadar soğukkanlıysa belki de bilerek yakalanmak mı istiyor acaba? Çok anlaşılır bir durum değil yani bu. Ama yani bakın bu anlattığınız şeye göre girip hemen eylemi yapıp çıkıp gitmesi lazım. Yani bu kadar sürenin zamanın geçmemesi lazım. Zaten çok. Bu kadar sakinlik ne? Bu soğukkanlılık ve işte, profesyonellik mi oluyor? Tabii ki soğukkanlılık ve profesyonellik ama aynı zamanda çok net bence. Yakalanmayı düşünmüyor. Yani çıkıp bunu ben yaptım kahramanlığıyla topluma kendisini gösterip bakın ben kahraman bir adamım demek gibi bir niyeti yok yani. Aslında yani yakalanmasa ortaya falan çıkmayacak. Zafer ne dersin, senin değerlendirmelerin nasıl? Ya ben başından beri aynı noktadayım. Yani ben bunun bir komplo, bir provokasyon olduğunu düşünüyorum. Az önce örnekler verirken şeyi unuttum. 33 askerin şehit edilmesi olayını unuttum. O da yine 1993'te oldu. Zaten 1993 Türkiye tarihinden karanlık yılıdır. Orada da hatırlarsan terör tam bitme aşamasına gelmişti. Ve birdenbire 33 tane askerimiz Bingöl'de şehit edildi. Sonra o barış atmosferi birdenbire ortadan kayboldu. Ya şimdi burada da az önce Bülent Bey hatırlattı. Gerçekten içeride artık hareket kabiliyetini yitiren bir terör örgütü söz konusu. Çok uzun zamandır örgüt özellikle Kürt kökenli vatandaşlarımızı sokağa dökmeye çalışıyor. Ama bunu bir türlü başaramıyor. Şimdi burada böyle bir provokasyon buna zemin hazırlar mı? İnşallah hazırlamaz. Ben bu yüzden Devlet Bey'in, Sayın Bahçeli'nin o tweetlerini çok önemsedim. Yani buradan bizim ülkemizde bir Türk-Kürt çatışmasına gidebilecek bir provokasyonun fitilini ateşlemek istiyor olabilirler. Bizim yakın tarihimiz bunun sayısız örnekleriyle dolu. Bugüne kadar bu tuzağa hiç düşmedik. Bunca provokasyona rağmen düşmedik. Bundan sonra da düşmeyiz ama dikkatli olmakta fayda var. Peki. Ben yani bunu bireysel bir olay olarak görmüyorum. Arkasında işte Zafer Bey bunun için de bu iklimden de çıkmak lazım. Yani şöyle şimdi yapalım Bülent Bey, unutmayın sözünüzü, reklama gitmem gerekiyor olur. Çünkü. Dönüşte bu iklimden çıkmamız gerekiyor. Yani nasıl çıkacağız ve bugün yapılan açıklamalar, nasıl açıklamalar, siyasetçilerin açıklamaları, yaklaşımları nasıl? Biraz bunu konuşalım. Bizden ayrılmayın.